Nedense bu video çektiğimde kendimi aşırı mutlu hissediyorum. Bilmiyorum belki size faydalı olduğumu düşündüğümden dolayı ve aynı zamanda piyasayla alakalı tüm güncelliğimi tekrar yakalamış oluyorum ve ardına çok güzel alsatlar yapabiliyorum. Ama gerçekten size faydalı olmak güzel bir duygu. Evet dün Bitcoin 93 bin doğru yaklaştığını gördüm. Sonra öyle bir düzeltme yaptı ki 88 bin rakamları da gördüm. Yani baktığımızda aslında tepeden iyi düştü. Tabi bu min haricindeki alt gerçekten çok iştahsız oldu. Öyle ki altcoin yatırımcıları bakın min tutmayanlar diyorum. Bu min tutmayan diğer alt tutanlar isyana girdi. Dedi de işte bitcoin 60 bin dolardı ne hangi fiyattaysa alt şu an aynı fiyatta. Gerçekten de öyleydi. Ama bu bizim için iyi bir şey. Yani neden? Çünkü halen ucuz alabileceğimiz alt var. Ama Mimcoin tutanlar öyle bir şenlendi öyle bir zenginleştiler ki yani hayallerini göremeyeceği nasıl desem karları gördüler. İşte biz bu yüzden MIM coin'lerden çok bahsediyoruz. MIM coin, MIM coin, MIM coin. Ve arkasındaki dinamiklerden bahsediyoruz. Niye bunlar bu kadar yükseliyor? Bu konuda Sizler sizlere iyi bir bilinç aktardık diye düşünüyorum. Dün Pepe öneri coin'lerimiz arasındaydı. Ve Pepe daha dün 225'lerde gördüm. Hani böyle bir dip attı ve 250'leri gördüm. Bir günde 2x oldu dostlar bakın. Yani 2x yapmak böyle 90 günde falan nasip olur. Yani ARB gibi böyle hantal coin'leri tutun. Belki 1 senede belki bilmiyorum 3 ayda belki 2 katına çıkar. Siz 90 günde bilmem işte 180 günde yapacağınız işi bir doğru dürüst bir mincoin'de e, o hareketi yapıyorsunuz. Bence bu çok önemli bir şey. Boğa döneminde doğru coin'leri tutmak Boğa'dan kat ve kat fazla faydalanmanızı sağlar. Ama var ya bir yanlış bir coin'e denk gelin. Bu anınız zehir olur dostlar. Bu konuda hem Twitter'da hem Telegram'da hem de burada sizlerde bir bilinç meydana getirdim. Evet ee, biliyorsunuz Elon Musk Department of Government Efficiency dediğimiz verimlilik bakanı oldu. Ve bunun ismi Doge diye okunuyor. Doge okun diye okunduğundan dolayı bunun her bir şekilde resmi kanallardan aslında bir Doge'nin reklamı yapmış oluyor. Tam bir şerefsiz kusura bakmayın. Yani böyle çok e, arka kelimeler kullanmam. Ama gerçekten işini iyi biliyor Elon Musk. Dün de işte piyasalar kırmızıyken iken Doge'yi alın dedim. İster biraz aşağı düşsün ister yükselsin. Ve onu dedim dememle itibaren %15-20 aralarında yükseldi. Pepe'den bahsettik. WIF de Coinbase borsasında listelendi. Bakın Bonk zaten Coinbase borsasında vardı. Spot piyasada. Ve Pepe listelenecek. WIF de listelenecek. Bunlar gerçekten bizim önerdiğimiz andaki fiyatlardan itibaren 2x yaptılar. Dile kolay yani. Bu kadar süre içerisinde, bu kadar kısa süre içerisinde 2x oldu. Şimdi bunlar arasında bana göre ya Floki ya da Bome Coinbase'in bence radarına girer. Ee, ama bence şey doğru. Hani Pepe'yi listelemeleri çok doğru. Çünkü ben bir süreden beri Mikabot ile market maker analizi yaptığımda yani Pepe Doge'den bile daha iyi durumdaydı. Market maker'ın agresifliği bakımından. Wif de güzel bir coin gerçekten. Agresif e, market maker botu var. Yani bu market maker anlamında da size böyle ilginç veriler veriyorum. Biliyorum bu konuda bahseden bir fenomen yok Türkiye'de. Ee, ama Bome bunlar kadar böyle agresif bir e, şey yok. Onu söyleyeyim en başta. Hani bir agresif bir market maker olduğunu söyleyemem. Ama şöyle bir durum var. Ee, Bome yani örneğin Pepe'nin belki 6'da 1 e, piyasa değerine sahiptir. Bonk'un 3'de 1 belki 2'de 1 piyasa değeri olduğundan dolayı market maker botu çok öne çıkmayabilir. Yani bir şeyin piyasa değeri büyük oldukça market maker'ın gücü de artar. Çünkü elindeki coin'lerin e, piyasa değeri de artmış olur. E, yani bundan sonra Filoki ve Bome'yi takip edin. Bome tarafında ben işte 0.90-0.95 aralığı böyle bir vurgun fiyat olduğunu e, söylemiştim. Ve buralarda alanlar %30 şu an karda. Bome daha yolun başında ama. Ama söyleyeyim yani Bome 2 dolarlara kadar yolu olduğunu düşünüyorum. Hele var ya bir Coinbase borsasına bir haber haberi gelsin yerine duramaz. Zaten piyasa değeri düşük ya. Piyasa değeri düşük olan bir şey böyle olumlu bir haberde böyle bir bakmışsınız %80 kardı bir günde. Bir bakmışsınız 2x olmuş bir günde. Bu yüzden bunları sabırla tutmak gerekiyor. Mim satanlar pişman. Meme %20 karla satıp ardından bu %50 yükselip tekrar tepeden almak zorunda kalıyorsunuz. Bunu bilin. Mim böyle bir doğası var. Evet. Bundan da bahsetmiş olduğum 16.30'da ABD tarafında üretici enflasyon verileri, işsizlik haklarından yer alan verileri var. Üretici enflasyon verisi şu açıdan önemli. İleride tüketici enflasyonun ne olacağıyla alakalı fikir veriyor. Yani sonuçta sanayideki hani üretenlerin bir enflasyon olduğundan dolayı bunların çıktısını da belirleyeceği için tüketici enflasyonu belirlenmiş olacak. Beklentiler dahiline gelirse piyasamız için iyi olur. Ve aynı zamanda bakın bu takvimlere dikkat edin. Bu takvimlere doğru piyasa dalgalandığında niye dalgalandığını bilmiş olursunuz. Zar etmemiş olursunuz. Bugün saat 23'te Powell'ın konuşması var. 23'te Powell konuşacak. Nasıl konuşacak, güvercin açıklamalar yapacak, şahin açıklamalar yapacak bunu bilmiyoruz. Ama bu zaman e, periyotlarında piyasada dalgalanma olursa evet bundan dolayı dalgalanıyor deyin ve bunu bilin. Bilirseniz zarar etmezsiniz ama bilmezseniz korkuyla, panikle veya heyecanla işlem yaparsınız zarar edersiniz. Evet şimdi mikrobot tarafına geçelim. Mikavot tarafında ne var ne yok bir görelim. Hemen artık bize farz oldu ilk başta böyle bir saatte girmek. ya yani piyasalar iyi olmuş. Bitcoin de iyi durumda. Yani şu günlük data çok önemli. Bu işte de ne demiştik? Elin üzerindeyken risksiz piyasa. Ama şu 12 saatlik data böyle tam böyle sınırda. Bu beni biraz rahatsız etti diyebilirim. Yani işte böyle bir satış geldiğinde piyasa Çabucak evrilebilecek gibi gözüküyor. Şu an piyasa iştahlı duruyor. Hani şuradan baktığımda ama USDC bu kadar nakit girişi olması beni biraz rahatsız ediyor. Ve aynı zamanda dün Coinbase borsası ve MicroSDC borsa, borsası diyorum hisseleri %10 dolayı düşü yaptı. Bu da kurumsal bir bakış açısını bize sunuyor diye düşünüyorum. Yani işte e, ABD'deki kurumsallar ve yatırımcılar Bitcoin düşeceğini mi düşünüyor? Evet burada bir soru işareti var. Ee, bu önemli bir şeydi bence. Coinbase borsası ve MicroStrategy'nin düşüşü. O yüzden biraz böyle bu dönemlerde yani işte bugün değil de yarın falan hani yani cuma günü olabilir. Biraz böyle risk iştahımızı azaltmaya başlarız. Hani bugün tam böyle gazladık ama böyle tamam kardeşim biraz duralım. Biraz böyle tam e, tamam Bome'yi tutmaya devam edeceğiz. BOME daha yolun başında ama çok çok iyi kar ettiğimiz coinleri de gönül rahatlığıyla satabilmeyi öğrenmeliyiz bu dönemlerde. Şimdi bu liste içerisinde Bitcoin'e Solana pepe e olması normal. Doge. Yani Doge ya biraz satış baskısıyla mücadele ediyor. Ama bu satış baskısıyla mücadele etmesi bence biraz Pnut dediğimiz coin'e ile alakalı. Dün Pnut'un ya da Pnut'un yeni nero olabileceğini söylemiştim. Ama düzeltmeyle alınabileceğini söylemiştim. Bu böyle söylememe rağmen bir %50 daha üzerine koydu. Nero tekrar ben de buradayım dedi. Yani siz ne yapıyorsunuz? Ben yani siz, ben siz yükselemezsiniz diye burada bu listeye girmeyi başarmış. Hatta günlükte henüz alıcı daha fazla olmamış. Biraz da bu yolun başında olduğunu gösteriyor. Bonk buralarda olması normal. Ordinin bir Bitcoin tabanlı bir memecoin olduğunu söyleyebiliriz ama yani bizim has safkan bir memecoin olduğunu söyleyemeyiz. Shiba'da görüyoruz burada. Shiba'dan bahsetmiyorsunuz diyorsunuz ama Shiba çok iyi bir alış baskıyla ve karşımıza çıkmadı. Bugün e, Not ve Doge Dogs pardon. Not ve Dox gibi ton ekosistemi coin'lere fırsat verebilirsiniz demiştim. Alım yapıyorum. Biraz bundan shitcoin gibi olduğundan dolayı biraz daha az fırsat verebilirsiniz demiştim. Bome'yi de bu liste içerisinde görüyoruz. Bence Bome'de bir market maker aktif olmaya başladı. Ve sürekli neredeyse böyle bir görüntüye sahip. Dolayısıyla Bome yani bazıları şöyle bir dedikodu yapıyor. Yani Coinbase'de borsal e, ile alakalı bir söylentiler mevcut. Ama tabii ki bunlar söylenti. Söylentiler doğru da çıkmayabilir. Ee, doğru da çıkabilir bilmiyorum yani emin değilim ama bu tarafında bir market maker da aynı zamanda aktif oldu biraz sonra bu verileri sizlere göstereceğim. Evet ee, bu liste içerisinde FED de girmeye başlamış. FED biliyorsunuz son zamanlarda çok düşmüş olan bir shitcoin coin gibi davranan bir coin'di. Render hani bu sanıyorum ki ee, yapay zeka coin'leri de ben de buradayım demek istedi. Sonrasında ben buraya direkt SSR komutunu gireyim. SSR komutunu girmeyi gerçekten çok seviyorum. Yani en azından piyasada hangileri öne çıkıyor hangileri ucuz bunları görmüş oluyorum. Evet mesela ordi yukarıda olmasına rağmen 1.4 mts değerine bakın şu mts değeri pahalı puanıdır Ucuz bir coin olduğunu söylüyor yukarıda olmasına rağmen Dolayısıyla ben ordi'yi şöyle bir yıldızlıyorum Yani 43 43 civarında olmak kaydıyla 43'ün çok üzerindeyse almayız burada fiyat diziyor zaten bom pahalı bu coin bome, artık bome bile Pahalı demeye başladı mikrofon ama En azından şunlar gibi 5.7 3.3 değil Vif mesela bome'ye göre daha pahalı ama floki biraz arkada kalmış Evet bu ilginç bir şüpheli bana göre Not bile 1.7 puanı sahip. Gerçekten bu piyasa koşullarında ucuz coin'ler bulmak zor. Mesela Shiba girmiş. Shiba bunlarda ucuz kalmış. Dolayısıyla mesela Shiba'yı da düşünebiliriz. Hani Shiba bu liste içerisinde ucuz kalmış. Şöyle çok karalama yaptım. Ne dedik? Ordi'yi 43'lerin biraz daha altında yakalayabiliriz. Ne dedik? Floki biraz daha geride kaldı. Bir dakika. Geride kaldı dedik. Evet 2-0'a bile geride kalmak diyoruz artık. Öyle bir dönemdeyiz. Neuro. Yani Neuro ucuz bir coin olarak karşımıza çıkıyor ve Shiba bu şekilde. Light Litecoin bugün güzel bir yükseliş yaptı. Litecoin e, biliyorsunuz Proof of Work yani mineable e, madencilik yapılabilen bir şeydir. Hani Bitcoin fork olan bir projedir. ABD'ler Light e, Litecoin'i bizim aksimize bir gümüş gibi görüyorlar. Yani Bitcoin altısı Litecoin gümüştür. Bu altyapı bu psikoloji halen ABD tarafında var. Ve ABD tarafında kripto paralar gündem oldukça öksürüyorum kusura bakmayın. Litecoin'de böyle trend <laughs> olacak gibi. Ee, böyle bir taraf var dostlar. Hızlı konuşuyorum. Hızlı konuştuğumdan dolayı da böyle e, boğazım kuruyor. People da bu listeye girebilmiş. Ya ben bu liste içerisinde bir ordi değerlendirebilirdim. Firoki yani illaki ki memecoin alacaksam değerlendiririm. Bome'yi 113 TL düşerse mesela bir değerlendirebilirdim boşluk aktım varsa. E, People Tam bir shitcoin şey gibi davranıyor. Ama bu liste içerisinde ethereum ekosistemini çok görmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ise ben böyle market makerları gördüğümüz ve aynı zamanda market gördüğümüz rapora gireyim. Evet raporda kötü olabileceği konusunda endişem vardı ama iyi. Yani şunun 200 milyon dolar üzerinde olması güzel. Hatırlıyor musunuz dün bu rakam 200 milyon doların altında olduğundan dolayı aman dikkatli olun altcoinler düşer. Bitcoin bir geri çekilme yaparsa hayata küserler demiştim. Şimdi bu durum söz konusu değil. Dolayısıyla bugün altcoin'ler düne göre daha güçlü duracak gibi gözüküyor. Bu beni açıkçası mutlu etti. Dolayısıyla biraz daha risk iştahımı arttırabileceğimi düşündürdü. Peki bu aşağı tarafta hangi coin'ler öne çıkıyor? Yani bitcoin'e tabii ki 61 milyon dolarlık bir emir ya daha doğrusu derinlik olması normal. Ne demek istiyorum? Bitcoin'in %3 gerisine kadar toplam emir büyüklüğü. Yani 61 milyon dolarlık emir koymuşlar. Bu ne kadar yüksek olursa bitcoin'i düşürmek o kadar zor olur. Ethereum gelmiş. Ethereum, Solana gördüm. Doge gördüm. Sui gördüm. Doge de agresifleşmeye başlamış market maker'ı. Pepe tarafında da şey var. Yani Pepe çok iyi yükseldiğinden dolayı şunun 3 milyon dolar olması normaldir. Yani gönül ister ki Doge kadar olsun. 6 milyon dolar olsun. Bana göre yetersiz bile. Bonk fena değil. Shiba'da Shiba'yı da artık görebildik bu listede. Shiba'da demek ki biraz böyle isyanlara girmiş market maker'ı ve yatırımcıları. Aşağı doğru inelim şöyle. Neuro'yu da bu gürültüde gördük ama Neuro biraz daha e, sanki direnci yaklaşmış. Çünkü satış oranı daha fazlamış. Adım satış oranı. E, satışlar daha büyükmüş. Yani nereden baksanız 2.2 milyon dolarlık bir satış emri var. Şuradaki adım satış oranına bakarak söylüyorum kafamda. Hesapladım. Ton gördüm. Burada normaldir. Zero gerçekten son zamanlarda bu liste içerisine çok girdiğini e, keşfettim. E, ve burada mesela XRP gördüm ya. XRP bu liste içerisinde çok görmezdik. Demek ki XRP de bu sıralar e, özellikle sahipleri tarafından, sahipleri tarafından yazılmış, kodlanmış market maker tarafından sahiplenilmeye başlamış. Bu da XRP'nin yukarı doğru hareket yapacağını düşündürüyor. Evet, buradaki şeyler iyi Yani gördüğüm kadarıyla. Ben bu işte FET'i gördüm mü? FET görmedim. FET tabii hızlı hareket ettiğinden dolayı biraz yukarı doğru. Belki bundan dolayı görmedik. Genelde hızlı hareket edenlerin yukarı doğru pump yapanlar da bu liste içerisinde görmüyor. Çünkü emirler biraz sığ olmaya başlıyor. Biraz süre geçmesi lazım emirlerin tekrar koyulması için. Şu an durum bu şekilde. Peki başka aynı zamanda AP komutuna bakalım. Pardon. Alt power komutuna bakalım. Alt power komutu çok şükür. Altlar bitcoin karşısında değer kazanıyor. Bu dün 3'tü. yüzlerinden. üzerinden. Dile kolay. 3, 3, 3. Çok düşüktü. Zıvıra yakındı. Artık altcoin'ler en azından bugün bitcoin'e karşı bir nefes alma durumuna girmiş ve yani şu rakam bir 95, 90, 95 üzerine çıksa neredeyse altcoin'ler kısa vadeli olarak şişecek diyeceğiz. Zaten altcoin'lerin uzun vadeli gücü 57. Bu şu anlama geliyor. Rahatlama dönemindeyiz. 80 üzerine çıkarsa artık yavaş yavaş uzun vadeli olarak şişme dönemine giriyoruz anlamına gelir. Ve boğanın tescili olmuş olur bu rakam. Evet. Başka yapacağımız bir şey var mı? Ben şöyle bir alem girmek istiyorum aynı zamanda. NLSIO dedim. 15 dakikalıkta, 1 saatlikte ve 4 saatlikte satış baskısı olduğunu bana bildirsin. Yani bu rakamlar günlük ve 12 saatlik data bozulmazsa bu bir alım fırsatı olarak benim karşıma çıkar. Yani birileri panikle satıyor. Ben o ara malları toplarım. Ama bir de asıl piyasanın riske gireceğini işaret eden 12 saatlik ve günlük datanın eksiye döndüğünü yani satışların daha fazla olduğunu gösteren alarmda Kurayım bana özelden bildirim yapmış olacak bak kardeşim artık piyasa riskli anlamına gelen Bana özelden bildirim atacak Hatta ben bu alarmı otomatik alım satıma da bağlayabilirim yani örneğin Varsayıyorum köşede 2000 dolarım var Böyle bir şey olduğunda dogeyi sat dogeyi al pepeyi al pepeyi sat gibi şeylere bağlayabilirim buradaki alarmları Çok kapsamlı bir konudur o yüzden uzatmak istemiyorum bir de son dönemlerde çok ucuz kalmış coinleri de görelim. Bunlar hangileri? Yani e, bu liste içerisinde hani çok bilindik. Ya mesela Eigen dediğimiz bir, bir Ethereum ekosisteminde bir coin var. Neden bu kadar ucuz kalmış Eigen? Bu da ayrıca tartışılması gereken bir şey. Yani bildiğim kadarıyla Eigen öyle kötü bir proje değil. Yani mesela Eigen'in e, market makerlarına bir bakalım ne yapmışlar. Yani o kadar kötü bir proje değil aslında. Eigen niye bu kadar ucuz kalmış kısa vadeli olarak? Yani de belki değerlendirebiliriz. Hani io komutuyla bir de sorgu yapalım sonra videoyu kapatalım. Evet ben şu an bir eğen değerlendirdim aslında. Madem iyi düşmüş diplerden bir yukarı doğru kalkışmak üzere. O yüzden ben bunda ucuz bir kısa vadeli coin olarak değerlendiriyorum dostlar. Evet özetlemek gerekirse 16.30'da ABD üretici enflasyon verileri açıklanacak. 23'te Powell konuşma yapacak. Bu süre zarfında dalgalanmalar olabilir market iyi durumda. Dolayısıyla genelde altcoin'ler bugün çok düşmeye meyli değil. Ve aynı zamanda altcoin'ler bitcoin'e karşı değerlenme sürecine girmiş. Bu yüzden bugünü değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Mimcoin'lerde bahsettim. Bome hani Filoki hatta Bome'ye göre daha ucuz duruyor. Bome yani illaki bir ekleme yapacaksanız 113'e limit emirleri koyun. Limit emirleri çok başarılı çalışıyor. 113 Yani 113'lere koyarsanız Bome tarafında güzel bir yerden almış olursunuz. Yani Pepe'yi şu an tepede önlemiyorum. Peanut dediğimiz coin yeni bir Nero olabilir diye düşündüm. Ama düzeltme yapmadan almamak lazım diye düşünüyorum. Nöro da böyle geri çekimlerde aldığınızda iyi kazandırıyor. Ve Eigen şu an kısa vadeli en ucuz coin olarak ve güvenilir coin olarak karşımıza çıkıyor. Evet dostlar faydalı bir video olmuştur umarım. Teşekkür etmek adına beğeniye basabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda görüşelim. Size fayda olmak çok keyifli. Görüşmek üzere.